Arkadaşlar merhabalar, ee, sizinle şimdi üçgende ve dörtgende açılar konusunu işleyeceğiz. Çok zevkli ve çok güzel bir konu. Kısa bir hatırlatmadan sonra direkt soru çözümüne geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi çocuklar, bir üçgende iç açılar toplamı 180 derecedir. Mesela 3 tane açı göstereyim. Birinci açı, ikinci açı ve üçüncü açı. Bu üçünü toplarsak arkadaşlar toplamı 180 derece Mesela birine A diyeyim. Birine B diyeyim. Birine C diyeyim. İşte bu A, B, C'nin toplamı 180 derece ediyor sevgili çocuklar. Peki bunun soruları nasıl gelir hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar bunun soruları da şöyle geliyor. Mesela şuraları sileyim harfleri sileyim arkadaşlar. Şöyle. İki tane açı bize verilecek. Üçüncü açıyı soracak. Veya ikiz kenar üçgen şeklinde verilecek. Üçüncü açıyı soracak. Temel mantığımız şu şekilde. Bize diyecek ki mesela şu açıya 50 derece diyecek. Şu açıya 60 derece diyecek. Ve şurada bize bilinmeyen bir açı soracak. Şimdi hepsinin toplamı 180 olduğu için ben 50 ile 60'ı toplayacağım. 50 artı 60 arkadaşlar 110 yapıyor. Şimdi hepsinin 180 etmesi için soru işaretinin ne olması lazım? Yani 180'den bu topladığım iki tanesini çıkartırsam 70 kalır. Yani üçüncü açının da 70 olması lazım ki bizim hepsinin toplamı 180 derece olsun. Temel mantığımız bu arkadaşlar üçgen çeşitleri ve dörtgen çeşitleri sorularda göreceğiz. Bir de dörtgene bakalım sorulara geçmeden önce. Mesela bir tane dikdörtgenim olsun. Tamam mı? Bu arkadaşlar dikdörtgenin tüm kenarları 90 derecedir. Ama mesela paralel kenarım olsun arkadaşlar. Peki paralel kenarda geçen hafta anlatmıştık. Şu çapraz açılar birbirine eşitti. Yani şu pembe ile pembe birbirine eşit şu turuncuyla da turuncu birbirine eşit. Peki bunların mesela pembelere ben A dersem pardon turunculara A dersem pembelere de B dersem iki tane B açısı var. İki tane de A açısı var. Bunların hepsinin toplamı arkadaşlar 360 derece. Yani dörtgenlerin iç açıları toplamı da 360 derece. Hemen bir örnek üzerinden bunu pekiştirelim. Şimdi şurayı silelim. Toplamların 360 derece olduğunu biliyorum. Harflerin yerine ben sayı vereyim. Mesela diyelim ki şu pembelerden bir tanesi 100 olsun. E diğer pembe de 100 olur. İkisinin toplamı ne yaptı? 200 yaptı. O zaman ben şu iki tane turuncunun toplamını bulmak için 360'tan 200'ü çıkartıyorum. 160 kalıyor. Bu 160 iki tane turuncu arkadaşlar. İki tane turuncunun toplamı yani şunun ve şunun toplamı 160. İkisine paylaştıracağım ikisi eşit olduğu için. Yani 160'ı ikiye bölersem 80 kalır. O yüzden bu turuncuların her biri arkadaşlar 80'miş. Diğeri de 80'miş sevgili çocuklar. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet birinci soru. Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece. Doğru. Dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı 360 derece. Doğru. Dikkat ederseniz arkadaşlar dörtgenin iç açıları toplamı üçgenin iç açıları toplamı iki katı. Yani 360, 180'in iki katı. Eşkenar bir eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derece. Arkadaşlar bakalım. Eşkenar üçgen çizelim. Tüm kenarları birbirine eşit. Aynı zamanda tüm açıları da birbirine eşit. Yani şu yeşil açıların hepsi birbirine eşit çocuklar. E, üç açıları toplam üçgenin 180 dereceydi. 3 tane eşit açısı varsa 3'e bölerim. 60 çıkar. Demek ki her birisi şu yeşillerin her birisi 60 derece. Yani eşkenar üçgen 60, 60, 60. Evet. O yüzden biz de çok atmadan hemen devam edelim. Şu birinci ile ikincisi doğruydu. Üçüncüsü de doğruydu. Karenin bir iç açısının ölçüsü 90 derece. Evet arkadaşlar doğru. Karede 4 tane açı vardı. Bunu geçen haftadan biliyoruz zaten. Hepsi de 90 dereceydi. Şu karenin tüm kenarları da birbirine eşitli sevgili çocuklar. Bu da doğru. Hepsi doğru olduğuna göre arkadaşlar cevabımız denizli. Hemen beyaz tahtaya geçelim. İkinci sorumuzdayız. Arkadaşlar ABC üçgenin A açısının ölçüsünü soruyor. Hepsinin toplamını ben biliyor muyum? Biliyorum. Hepsinin toplamı 180 derece. O zaman 80 ile 30'u toplarım. 80 artı 30. Ne yapar? 110 derece yapar. E hepsinin toplamının 180 derece etmesi için A açısına ne kalır? 180'den 110'u çıkartırsam 70. Demek ki arkadaşlar A açısına 70 kalıyor. Yani bu ikisini topluyorum, 180'den çıkartıyorum. Evet, 3. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bir kaçken verilmiş. 1 2 3 dörtgen verilmiş. Dörtgenin iç açıları toplamı ne yapması lazım? 360 yapması lazım. Yani biz şu üçünü toplayacağız. 360'tan çıkartacağız. Toplayalım. 101 93, 82, 1, 3 daha 4, 2 daha 6, 6'ya yazdım. 0, 9 daha 9, 8 daha 17, e, elde kaç elde iş yoktu? 17'nin 7'si elde var, 1. E, 1, 1 daha 2, 276. Yani diyorum ki arkadaşlar şu 3'ünün toplamı 276 yapıyor. Ben 360'dan 276'yı çıkartırsam soru işaretinin ne olması gerektiğini bulurum. 10'dan 6 çıktı 4. 10, e, burada 5 beş kaldı. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı 8. E, burada birlik kalmamıştı artık. 0. E, biraz almıştı. 2'den 2 iki çıktı. 0. 84 derece olması lazım soru işaretinin diyorum. Yani hemen geliyorum buraya. 84 yazıyorum. Zaten bu hepsini toplayınca da 360 ettiğini arkadaşlar göreceksiniz diyorum. E, geldik 4. soruma arkadaşlar. Paralel kenar var. Paralel kenar deyince aklıma ne geliyor? Şu çapraz açılar birbirine eşit. Yani burası 86 ise Burası da 86 yapıyor. E hepsinin toplamı dörtgenler ne kadardı? 360 derece paralel kenar dörtgen değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Dörtgen yani. E hepsinin toplamı 360 yapması lazım. 86'dan 2 tane var. 2 tane 86'yı toplarım veya 86'yı 2 ile çarparım. 6 artı 6, 12 elde var. 1. 8 artı 8, 16, 1 de elde vardı. 172. Şimdi o zaman diyeceğim ki ben şu... iki tane köşede birbirine eşit olan yeşil iki tane açının toplamının ne olması gerektiğini bulmam, bulmam lazım. O zaman 360'tan 172'yi çıkartırsam e, 0'dan 2 çıkmaz. Buradan bir komşudan bir 10'luk aldım. Ondan 2 çıktı 8. Burada 5 kaldı. Bir 10'luk bir onluk 10 aldım. 15'ten 7 çıktı. Yine 8. 10'luk almıştım. 3'ten 2 kalmıştı. 2'den 1 çıktı. 1. 188. Yani sevgili çocuklar bu iki tane yeşil açının toplamının 188 etmesi lazım. O zaman ben bu 188'i bu iki eşit açıya eşit bir şekilde paylaştırmam lazım. Yani 188 bölü 2 demem lazım. 1'in içinde 2 yok. 18'in içindeki 9 kere var. 9 kere 2 18. Aşağı 8. Burası 0 kalır. Aşağı 8 inledim. 8'in içinde 2. 4 kere var. 94. Yani bu yeşil açılar ikisi de 94, 94, 188'i paylaşıyorlarmış. Ne yaptım? Bir de anlatayım. Dedim ki 2 tane 86 var. Ben bu 2 86'yı toplarım. 172 buldum. E tamamının 360'a etmesi için bu 2 tane geriye kalan yeşil açıların 172 360'a tamamlaması lazım. O yüzden dedim ki 172 360'a ne tamamlar? Hemen geldim 360'dan 172'yi çıkarttım. Dedim ki 188 tamamlar. Bu 188'i de şu iki tane yeşil açı arasında pay ettim. Yani ikiye böldüm. İki eşit parçaya ayırdım. 94-94 oldu sevgili çocuklar. Evet 5. soru arkadaşlar. Bize bir paraya kenar verilmiş. Biliyorum ki bu 55'in çaprazındaki de ona eşittir arkadaşlar. Hemen geliyorum buraya. 55 yazıyorum. Pekala. Ee, şimdi şurada bir üçgenimiz var. RST üçgeni. Şöyle siyahla da gösterdim. Bu üçgeni açıları toplamının 180 etmesi lazım. Yani şu ikisini toplayacağım. 180'den çıkartacağım. 40 artı 55 eşittir 95. 95 ile neyi toplarsam 180 yapar. Hemen onu bulmak için 180'den 95'i e çıkartacağım arkadaşlar. Ondan 5'likli 5 5 Bundan bir 10'lu kalmıştım. Burada 7 kalmıştı. Yani 17'den 9 çıktı. 8. 85. Demek ki şu açının yani soru işaretinin 85 olduğu zaman bunların hepsinin toplamı 180 oluyor arkadaşlar. İkisini topladım. 40 ve 55'i topladım. 95 yaptı. 95'i de 180'den çıkarttım. 85'i buldum. Geçiyoruz arkadaşlar 6. soruya. Burada AC'nin BC'ye eşit olduğunu söylemiş. Hem eşit olanları hemen pembeyle göstereyim. AC Eşittir BC. Hemen ikiz kenar üçgen çıktı değil mi arkadaşlar? İkiz kenar üçgenin, ikiz olan kenarlarının yani şu pembişlerin altındaki açılar ikisi birbirine eşit. Yani burası 62 ise burası da 62. E o zaman iki tane 62 var. O iki tane 62'yi toplar 4, 124 yapar. Bu soru işaretinin onları 180'e tamamlaması lazım. Peki 124'ü 180'e ne tamamlar? Hemen 180'den 124'ü çıkartayım. 10'dan çıktı. 10'dan 4 çıktı 6. 7'den 2 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. 56 olması lazımmış arkadaşlar. Demek ki bizim C açımız 56 olursa üçgenin iç açıları toplamı 180 olur. Ne yaptım? 62'leri topladım. 2 tane 62'yi topladım. Dedim ki bunlar 124 yapar. 180'den çıkarttım. 56 da bu ikisini 180'e tamamladım.